Öyle dedi. Kader. O çocuk. O an. Senin kaderin. Senin için çok önemli. Onu demek istedim. Evet. Öyle tabii. Sonunda. Ne yaptın? Hallettin mi? O iş tamam. Uçurumdan aşağıya düştü. Parçasını bile bulamazlar artık. Küçük yılan geberip gittiğine göre yakında kuyrukları da defolup gider bu evden. Oh be. Ben o çocuğu da o gün bana söylediklerini de hiçbir zaman unutmadım. Başım her sıkıştığında, her güç almak istediğimde Rüzgarlı Tepe'ye gittim. Kader gibi çekti beni orası. Sen de aslında Gülhan'a hak veriyorsun değil mi? Hı. Nasıl? Hani benim yüzümden senin de başın belaya giriyor ya sürekli. Gülhan haklı aslında diyorum. Sonuçta bir tane kardeşi var. Ve sana her şeyden daha çok değer veriyor. Seni korumak istemesi o kadar normal ki. Zaten onu çok haklı bulduğum için çiftlikten gitmeyi kabul etmiştim. Ama Gülhan çok merhametli bir kadın. Bize kıyamadı. Aslında herkes gitmemizin en iyisi olduğunu biliyor.
kelime daha etmeni istemiyorum. Tak şu kemerini de. Adam daha az önce yeni bir belaya bulaştı benim yüzümden. O da bana kızgın kesin. Her seferinde takmayı unutuyorsun zaten. Feriha bunu görürse... Eyvah, eyvah. Kardeş oldukları ortaya çıkar yoksa. Görmemesi lazım. Tesadüfen hayatını kurtardığım kız sensin gerçekten. O kadar zaman beklemiştim ki seni tekrar görebilmeyi. Ama bu şekilde karşıma çıkman... İntikam almak için geldiğim bu evde... düşmanım olman... Yıllar önce kurtardığım hayatını şimdi mahvediyorum. Nasıl bir kader bu? Nasıl? Canancığım. Buyurun. Sana zahmet, bana bir kahve yapar mısın? Tabii efendim, hemen. Zeynep belasından kurtuldum ya. Sanki yeniden doğdum. Az kalsın bütün hayatım, bütün planlarım o kızın varlığına yenilecekti. Saatlerdir mutfakta yığınla iş var. Sallanma hadi. Ah.
Halil. Sen bu kızla mı beraberdin? Evet. Neden sordun? Müsaadenle ben içerideyim. Hani işini bitirmiştin? He? Sen o üç kuruşluk aklınla beni mi kandırıyorsun? Uçurumdan düştü. Gözlerimle gördüm. Karşımda duran hayaletiydi o zaman. Bir şeye mi tutundu acaba? Ölmesi lazımdı. Lazımdı değil mi? Ben de onu diyorum. Sen niye sonuna kadar beklemiyorsun be adam? Öldü mü ölmedi mi bir anlasana önce. İşi kolay bitseydi sana ihtiyacım olmazdı zaten. Beceriksiz herif. Kadın cani ruhlu. Şimdi kiralık katil tutmuş. Acaba bu sefer kimin peşinde? Sende kalsın. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Çocukluğumun esrarengiz macerası. Ben senin isminin baş harfini hep ne sanıyordum. Kendimce bir isim uyduruyordum hep. Ama hiçbirini yakıştıramıyordum sana. Demek bundanmış. Senin dilinden duymam gerekiyormuş. O çocuk benim hayatımı kurtarmıştı. Hatta bana hayatla ilgili bir nasihat bile verdi. Nereden çıktı şimdi bu bebek meselesi? Gülhan'ı bundan hemen vazgeçirmem lazım. Yanarım yoksa. Hayatım. Bak, ben de çocuk sahibi olmak çok isterim. Ama senin çözmen gereken durumlar var. Ya önce teyzenle kardeşinle bir orta yolu bul. Ya bu kadar gergin bir ortamda çocuk sahibi olmak normal mi sence? Yavrum bak, ben hem seni düşünüyorum. Hem bebeğimizi düşünüyorum. Hayatım bakar mısın havaya? Ne kadar güzel. Değil mi? Karıcığım lütfen. Bak asma suratını lütfen.
Önemli olan senin iyiliğin. Sonrasına bakarız. Hadi gel. Neredeydin sen? Ha, neredeydin? Bayram için eskiden beri yardım ettiğimiz bir aile var. Ben unutmuştum, babaannem hatırlatınca oraya gittim. Nasıl bir kendini bilmezdik ha? Ha, yardımmış. Sen kimsin de kime yardım ediyorsun? Anca işten kalkar. Şu hale bak. Mahvettin ortalığı. Kalk şuradan. Çekil, gözüm görmesin seni. Ne oluyor burada? Dur. Şeyi beceremiyorsun. Sakın. Sakın ona dokunma teyze. Siz de işinizin başına. Temizleyin şurayı. Benimle geliyorsun. Bana bak. İyi misin? İyiyim. Ben işimin başındaydım, çalışıyordum. Songül Hanım gelip bağırmaya çağırmaya başladı birden. Çok öfkeliydi ama sebebini anlamadım. Hayatım, hadi gül biraz. Bak daha genciz. Önümüzde yıllar yıllar var. Tabii ki yani bizim de çocuğumuz olacak. Bir gün bizim de bir çocuğumuz olacak. Ya vakti geldiğinde konuşuruz hayatım. Olmaz mı? Üşüdüm ben, eve dönelim mi? Üşüdün mü? Hemen aşkım, hemen sevgilim. Araba hemen şurada. Arabaya binip eve geçiyoruz, tamam? Gel. Teyzen de aynı Gülhan gibi benden uzak durman gerektiğini düşünüyor. Sadece tarzları farklı. Gülhan çok iyi bir kadın. Doğası gereği derdini sakince anlatabiliyor. Teyzense her şeye biraz gergin yaklaşır. Aslında bakarsan haksız da sayılmazlar. Bugünü bir düşünsene. Beni uçurumun kenarından çekip aldın sen.
Yine seni tehlikeye atacak bir şeye sebep oldum. Ve yine kendi kendine düşünüp bir sonuca varıyorsun. Ama hata yapıyorsun. Benim teyzem hep böyledir. Sinirlidir. Sorun çıkarmayı sever. Bağırır, çağırır. Bunun seninle bir ilgisi yok. Teşekkür ederim. Niye? Başıma gelen bazı dertlerin sebebi sen de olsan, her seferinde düştüğüm yerden beni kaldırmaya çalıştığın için. Peki, ben senin için neyim? Kurtarıcın mıyım? Yoksa sürekli başını derde sokan biri mi? O değişiyor. Neye göre? Ben sana bohça hazırladım. İnsanın hoşuna gider. Yeni geline lazım olan her şey var içinde. Ve biz de genç olduk kızım. Güle güle kullan. Sana çok yakışır. Ama bu gözlerini daha çok meydana çıkarır. Ben çarşıya gideceğim. İstediğin bir şey var mı? Yok. Söylesene. Neye göre değişiyorum senin için? İnsanlara göre. Babaanneme göre sözlümsün. Bizim için dua edip hayaller kuruyor. Teyzene göre düşmanımsın. Senin başını onca derde sokuyorum.
Maksadım senin canını almak hatta. Gülhan'a göre peşimden oradan oraya sürüklediğim biricik kardeşisin. Benim yüzümden her gün daha çok endişe ediyor. Daha sayayım mı, ister misin? Gerek yok. İzninle ben bir babaanneme bakacağım. Sen adına ne dersen de. Ben kader diyorum. Ne yaşarsak yaşayalım. Ortak noktada buluşuyoruz işte. Dün de, bugün de öyle. Bundan kaçış yok. Teyze, hayırdır? Tekin, bize biraz izin verir misin? Tabii, tabii. Bir şey mi oldu? Halil. Halil mi? Ne oldu teyze, söylesene. Gururumu çok kırdı Gülhan. Hizmetçi takımının önünde azarladı beni. Hem de o uğursuz kız yüzünden. Olacak şey mi Gülhan? Teyzeciğim, üzülme. Öyle yapmak istememiştir. Hem Halil seni çok sever biliyorsun. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Beni kıran Halil'di ama sebebi sendin. O kız senin yüzünden burada kaldı. Ne güzel defolup gideceklerdi. Bana bakarken Halil'in gözlerinde öfke gördüm. Kendimi değil, ailemizi değil, o kızı gördüm Gülhan. Bir insanın gözlerinde olmak ne demek sen biliyor musun? Tehlikeyi yok etmek elindeyken aldın evimizin, yuvamızın orta yerine bıraktın. Hem de daha güçlü bir şekilde. Neden Zeynep'ten uzak durman gerektiğini anlamıyorsun. Neden? Bir, iki, üç. Tuttum, gel. Gel. Tamam. Ablacığım ne oldu? Niye böyle düşüncelisin? Yok bir şey. Anlarım ben. Var bir şey. Anlat hadi. Hani ben bugün bir mahalleye yardıma gittim ya. Orada karşıma aniden bir adam çıktı. Bir garip davranıyordu. Tavırları çok hoşuma gitmedi ama yardıma muhtaçtı. Annesi hastaymış. Kalkamıyormuş. Evlerine gelmemi istedi. Ben de annesine bakmak için peşinden gittim. Sonra bir baktım. Mahalleden çıkmışız. Ne ev var, ne insan etrafta.
Ay Zeynep, ne oldu? Merak etme. Bir şey olmadı. Ama olabilirdi de. Ben adamın beni kandırdığını anlayınca kaçtım. Kaçmaya çalıştım daha doğrusu. Adam bıçak çekti bana. Zor kurtuldum elinden. Sonra kaçıp bir uçurumun kenarına kadar geldim. O da peşimden geldi. Ben gidiyorum, o geliyor. Ben gidiyorum, o geliyor. Ve uçurumun kenarına kadar yaklaştım iyice. Sonra ayağım kaydı, düştüm. Zeynep! Sonra ne oldu? Tamam, sakin. Adam ben düşünce çekti gitti tabii. Ama Halil gelip beni kurtarmamış olsaydı belki de o uçurumun ucunda ölmüş olacaktım. Tamam Zeynep, tamam. Daha fazla anlatma. Ablacığım ya. Allah'a şükür seni bize bağışlamış. Verilmiş sadakan varmış da Halil Bey'e yetişim şimdi adına. Tamam. Üzülme sen. Geçti gitti bak, iyiyim işte. Sen de git dinlen. Çok yoruldum bugün. Yok. Ben kalayım biraz daha. Sen de uyu, öyle gideyim bugün. Ablacığım. Ben iyiyim. Hadi git. Zeynep ya. İyiyim, tamam. Tamam. Öyle diyorsan. Gel seni bir tane öpeyim. Bunlar nereye böyle? Ardiye'ye indirmem lazım. Sabah yaparsın. Şimdi yapmam lazım. Sabah dedim. Ama... Sabah bırakmam iyi olmaz. İyi tamam. Sen kapının orayı indir. Ben bir yer hallederim. Hayır olmaz. Dediğim ya. Sana bunların ne kadar değerli eşyalar olduğunu anlattım. Öyle kapının önüne koyarsam içim rahat uyuyamam. Hiç değilse kilitli bir yerde olduklarından emin olayım, içim rahat etsin. Yani bana güveniyorsun ama evdekilere güvenmiyorsun, öyle mi?
Evet. Senin. Ben de şu anahtarı getireyim. Bekliyorum. Yazmadı hala. Lezzeti efsane. Hemen sen de denemelisin. Kaçırma bunu sakın. Ne yazacağım ki? Ben de kaçırmak istemem zaten. Ay yok. Olmaz. Sanki bir şey ima ediyormuşum gibi falanlar. Bu kadın çok tehlikeli. Gözünü karartmış, aslanları tek tek ortadan kaldıracak. Anne. Orada mısın? Anne. Korkutmasana beni. Bu halin ne? Aman kızım. Songül Hanım'ın huyuna git. Sakın gözüne batacak bir şey yapma. Ne derse hede, tamam mı? Nereden çıktı şimdi bu? Boş ver sen nereden çıktığını. Dediklerimi aklına kazı. Kadının gönlünü hoş tut. Anlamadım ama tamam. Çıktı şaşır, çıktı. Dur. Ne oldu, ne oldu? Ne oluyor? Yılan var. Ne yılanı? Bu mu yılan? Ha? Bu kemer. Yapma ya. Yaptım bile. Tamam değilmiş. Gözüm yanlış seçmiş. Karanlık ama ne yapayım? Açsaydın sen de ışığı. Al şunu, tamam. Ne oldu? Yok bir şey. İnkar etme. Gördüm. Dalga geçiyorsun sen benimle. Yok, dalga değil de. Şimdi düşünüyorum. Hani sen çocukluğundan beri tarlada, tapanda, çiftlikte falan çalışmışsın ya. Yılandan korkman nereden baksan tuhaf. Korkmadım diyorum sana. Üstüne bastım sandım. Ondan öyle oldu. Alışığım ben. Hı. İnanmıyor musun? İnanmamak değil de. Yani şimdi ben senin bu kahramanlık hikayelerini dinlerim. Çok zevkli. Ama
Bunun için çok geç. Bu saatte bu kadar macera fazla gelir. İyi, haklısın. Gecenin bir körde meşgul ettim seni. Ama hakikaten korkmadım yani. Aynen. Gördüm. Hiç korkmadın. Hiç. Hatta en korkusuz sensin, biliyor musun? Ya ama... Ver şunu. İşte bu kadar. Gidelim. Korkusuz. Teşekkür ederim. Zahmet verdim. İyi geceler. Biraz konuşalım mı? Önemli bir şey miydi abla? Gel. Sevmenin o kadar çok hayalini kurdum ki ya gerçek olmazsa diye ödüm patlıyordu. Bak, burası sana ait. Seni her şeyimle seviyorum Gülce. Benim bütün dünyam senden ibaret. Gel abla, otur. Önemli bir şey mi vardı abla? Evet. Senin için de benim için de önemli. Halil. Küçük bir çocukmuşsun gibi üzerine düştüğümü, senin için normalden fazla endişelendiğimin ben çok farkındayım. Ama sen de biliyorsun ki bütün bu psikolojik sıkıntılar bana geçmişimizden miras kaldı. Ne yazık ki. Abla, son dönemde kaygılandığın için ne kadar yıprandığının farkındayım. Görüyorum. Ama bana inan,
Bunun için elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben bir karar aldım Halil. Bundan sonra kendi hayatıma odaklanacağım. Senin için duyduğum endişeyi de olabildiğince en aza indirgemeye çalışacağım. Ama sen de kendine dikkat edeceksin. Ederim tabii abla. Sen hiç merak etme. Benim bu hayattaki tek derdim senin iyi olman. Kendini iyi hissetmen. Olacağım. Merak etme. İnan bana. Seni uyarmam gereken en önemli konu aslında Zeynep. Onun meselelerine, yaşadığı zorluklara bu kadar kendini kaptırman beni çok korkutuyor. Beni en çok korkutan şey bu. Onu korumak adına kendini korumayı unutman. Kimseye kendimi kaptırdığım falan yok abla. İstediğin savunmayı yap Halil bana. İntikam alıyorum de. Ondan nefret ediyorum de. Fark etmez. Halil. Kardeşim benim. Ben senin dışına baktığımda içini görebiliyorum. Biz ne zaman bu hayatta anne babamızı kaybedip iki kaldık? İşte o zaman bir olduk. Ben sana baktığımda içindeki fırtınayı da, o fırtınaya karşı verdiğin mücadeleyi de çok iyi görebiliyorum. Ama insan tabiatı yenemez. Eğer önlem almazsan bu fırtına seni de yakıp geçer, beni de. Bak abla. Lütfen. Boşuna bana aksini anlatmaya çalışma. Her şeyin farkında olduğunu biliyorum. Sadece kabul etmek istemiyorsun. Bu yaşadığım duygular aslında o kadar güzel ki. Ben istemez miyim kardeşim biriyle mutlu olsun? Bunu görmek istemez miyim? Ama o kişi Zeynep değil. Dokuz sana iyi gelmiyor. Sürekli başın derde giriyor, görmüyor musun? Farkında değil misin? Bunun bir anlamı olmalı. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Neyse. Epey geç oldu. Ben gideyim yatayım. İyi geceler ablacığım. İyi geceler abla. Kadere bak be. Hayatımda ilk defa bir kız sevdim. Gülce'yle kardeş olmasaydınız ne olurdu be Feriha? He? Bunlar gerçeği bilmiyor ama birbirlerini abla kardeş gibi seviyor.
hapislerde hayatımı çürütemem ben. Ben artık Feriha'yı görmeden yapamam. Bir yol bulmam lazım. Gülce'nin anasının yanına ablasının mezarını bile yapmışlar. Madem her şey hazır, ben de babamı böyle anlatayım. Bir tek Gülce kalmış geriye. Bir güzel söyleyeyim böyle. İki kardeş kurtulsun. Bu mesele de burada kapansın. Nasılsın baba? İyiyim. Ne oldu? Baba, ben bir güzel araştırdım. Gülce'nin anasının da ablasının da mezarları gerçek. Ölüp gitmişler. Hatta yan yana yatıyorlar. Yani senin anlayacağın aileden geriye tek Gülce kalmış. O da evlendi gitti. Başka aileye karıştı. Ya üstümüzden düştü yani. O zaman o cezayı o ödeyecek. Oyalanma. Kızı ortadan kaldır dön. Gencecik kız baba. Bak yeni evlendi. Mutlu. Yazıktır. Babasının suçunu o niye çeksin? Yahu babası kızı ölünce saklandığı delikten çıkar demedik mi? Ne oldu? Faydasız. Aklını mı yitirdin oralarda? Sırf o babası başını girdiği delikte çıkarsın diye yapacaksın bunu. Öldüreceksin o Gülce'yi. Bitir o kızın işini. Bitir hemen. Başın derde giriyor, görmüyor musun? Farkında değil misin? Gel. Ne abi? Nasılsın? Bu hafta yoğunluktan şirkete gelemeyince birkaç tane iş var. Bakman gereken. Bir de bayram girdi araya biliyorsun. Ben de hepsini buraya getirdim. İyi yapmışsın. Şunlar. Bu. Bu ne? Bilmem. Direkt senin adına gelmiş.
Babandan mı? Hı. Nasıl yani? Hapishaneden bir arkadaşının oğlu. O göndermiş. Kardeşim, ben seni yalnız bırakayım. Ben buralardayım. Halil Bey merhaba. Ben Erdinç Yöleri. Babanızın hapishaneden arkadaşı Davut Yöleri'nin oğluyum. Mektupla birlikte gönderdiğim defter babanıza aittir. Babam hapisten çıkınca hem yaşlanmıştı hem de eskisi gibi pek aklı yerinde değildi. Biz de o süreçte bu emaneti görmedik. Sonrasında fark ettik. Babanız bu defteri çıkınca size göndermesi için babam tembihlemiş. Bulunca bekletmeden size göndermek istedim. İsminizi araştırdım ama sadece şirketinize ulaştım. Sizin mi ya? Pek gücüm yok. Çok yoruldum. Bir şey yapamadığım, alnımda bu lekeyle yaşamak zorunda olduğum için bu yorgunluk. Kuştan ne zaman birinin bir şeyi kaybolsun. Gözler ilk bana çevriliyor. Kar oluyorum. Ama kendim için değil. Sizin için üzülüyorum. Ben bu küçücük koğuşta bile bunları yaşıyorsam, siz dışarıda kim bilir neler yaşıyorsunuz ve hakaretler işitiyorsunuz. En çok bu yüzden, en çok sizin için istiyorum masumiyetimin ispatlanmasını. Alnımıza çalınan bu kara leke silinmedikçe aldığım nefesin hayrını göremeyeceğimi biliyorum. Söz veriyorum size. Ne olursa olsun hüküm bile giysem. Buradan çıkınca kendimi haklayacağım. Benim yapmadığımı anlayacaklar. Herkes ardımda söyledikleri için utanacak. Size yaptıkları için af dileyecek.
sonra... alıp başımıza gideceğiz. Huzurlu bir hayat kuracağız kendimize. Ben bu hayalle ayaktayım. Bu hayalle her şeye dayanıyorum. Bir tek sizden uzakta olmak. Kokunuzu... kokunuzu duyamamak zor geliyor. Aile ne demek? Hasretten, özlemle yatan çocuk. Anlıyor insan. Bütün ağrılar, acılar geçecek. Hepsi bitecek. Çünkü size kavuşacağım. Sen benim çocukluğumdaki o kız olsan ne yazar? O uçurumu kenarından kurtardığım kız değilsin sadece. O ailenin kızısın. Annemi kapıdan kovan kızsın. Kahveni getirmiştim. İstemez. İş var. Geberteceksin, geber, sonradan toparlan eve dön. Hele bir yapma. Oraya gelir o kızın kocası dahil bütün aileyi yok ederim. Bir kişi mi ölsün yoksa bütün bir aile mi? Sen seç, çeketimi alır anında çıkarım yola. Sakın baba, sakın. Tamam, dediğini yapacağım. Yapacak bir şey yok. Beni affedin. Tamamdır. Ben size dosyayı yönlendireceğim.
Günaydın. Günaydın. Şey, bugün hava sanki daha da güzel değil mi? Evet, çok güzel. Salep de çok güzeldi biliyor musun? Tadına bakman gerek. İstediğin zaman... Hatta... Hadi de... Şimdi bile gidebiliriz. Ben ayarlayacağım. Seni ararım olur mu? Tabii. Nasıl istersen. Evde mi? Mutfakta. Çalının bu kara leke silinmedikçe aldığım nefesin hayrını göremeyeceğimi biliyorum. Hadi gel ona zeytinyağı koyalım. Tamam. Biraz daha ekle istersen. Eltin kızmasın sonra bol mu buldunuz diye. Ya ilahi abla. Kekik de yakışır. Evet, olur, yakışır. Neredeydin? Ha, bak şurada. Gel. Tuz. Tuz da koyalım. Tuz olmaz. Biraz daha koyalım. Baharatlarla güzel olur. Koy sen de. Yeterli değil mi? Yeter, yeter. Maydanoz da ekleyelim. Sen koy.
Nasılsın güzel kızım? İyi misin? İlgilenemiyorum bazen seninle. Sıkılmıyorsun değil mi? Özledim sizi. Ben sizden özür dilemeye geldim. Ben çok özür dilerim. Özür dilerim sizden. Sizi bu hayattan çekip koparan insana hiç hak etmediği bir şekilde merhamet gösterdim. Ona hayatı zindan etmem gerekirken ben korudum onu. Kolladım. Ben ne yaptım? Nasıl yaptım bunu? Bu gaflete ben nasıl düştüm? Tamam. İhanet ettim size. Onun beni ele geçirmesine izin verdim. Büyülendim. Kötüyü iyi sandım. Yanlış yaptım. Çok büyük yanlış yaptım. Anne, baba. Beni affet. Affedin. Yenmek için geldiğim yerde kendime yenildim. Ama içimdeki bu kahredici hissi buraya bu toprağa gömüyorum. Aslan ve ailesi yüzünden yaşadıklarınızı da yaşayamadıklarınızı da bir an bile artık unutmayacağım. Söz. Evlat sözü.